Biliyorsunuz Millet Partisi'nin isminin altılı masa tarafından haksız ve hukuka, ahlaka aykırı bir şekilde kullanılmasına itirazımız oldu. Ve bu itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu'na yapmazdan önce bu altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarına şifahi olarak ve yazdığımız mektuplarla bildirdik. Dedik ki bakın siz başkalarına siyasi ahlak dersi veriyorsunuz ama sizin öncelikle ahlaki olmanız gerekir ve Millet Partisi'nin ismini kullanmamanız gerekir. Eğer Millet Partisi'nin ismini kullanmaya devam ederseniz bundan sonra size biz gasp ittifakı diyeceğiz dedik. Fakat bunlar ısrarla haksız ve hukuka aykırı olarak, ahlaka aykırı olarak, bütün etik değerleri ayaklarının altına alarak Millet Partisi'nin ismini ittifak ismi olarak kullanmaya devam ettiler. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bundan bir yıl kadar önce başvurduk. Ve dedi ki bakın burada bir haksızlık var. Anayasa Mahkemesi olarak bunun önüne geçin. Bu haksızlığa dur deyin dedik. Anayasa Mahkemesi de dedi ki şu anda bu isimle meşru hukuki bir ittifak ismi yoktur. Ne zaman ki Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü sunarlar işte o zaman biz devreye gireriz dediler. Biz de öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmak istedik ve Yüksek Seçim Kurulu'na 29 Mart'ta başvurduk. YSK'nın Sayın Başkanı bir gün sonra açıklama yaptı ve bizim bu başvurumuzu reddettiklerini açıkladı. Biz de bugün buraya geldik ve dedik ki red gerekçeniz nedir? Bize gerekçeli red kararınızı verin dedik. Ve şimdi aldık. Okudum. Buraya gelmezden önce az önce okudum. Biz verilen bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğuna hatta Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kararlarına dahi aykırı olduğunu gördük. Çünkü muhalefet şerhi yazan iki çok değerli hukukçu, yüksek hakim, üye orada çok açık bir şekilde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki kurulumuz daha önce bir partinin isminin başka bir parti tarafından kullanılması nasıl hukuka aykırı ise ittifak ismi olarak kullanılması da o şekilde hukuka aykırıdır diye. Ya biz Yüksek Seçim Kurulu olarak bir karar verdik mi? Verdik. Peki şimdi niye reddediyoruz bunu? Diyor. O iki yüksek hakimi huzurlarınızda, Türk milletinin huzurunda tebrik ve takdirle önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ancak bu Yüksek Seçim Kurulu'nun politize olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla Millet Partisi iktidarında Gazi Meclis'in aziz milletimizin hür iradesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin olmaktan çıkarılacak ve anayasa yargısının denetimine tabi tutulacaktır. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İşlerinizde kolaylık diliyorum. Aziz milletimize bu haksızlığa sandıkta hayır demeye davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Mete Özgür de bizi yanıltıyor.